Her yıl dünya çapında 15 bin ila 20 bin kişi mayınlar yüzünden yaralanıp ölmektedir. Birçok ülke mayınlar için oldukça yüksek maliyetli dedantörler üretmiştir. Bazı ülkelerde maliyeti kısıtlamak amacıyla profesyonel köpekler bu işi üstlenmiştir. Ama ne olursa olsun ölümlerin önüne geçilememiştir. Ve bu söylemiş olduğum teknolojik ürünleri ya da süper köpekleri alamayacak kadar maddi durumu kötü ülkelerde var. Bunlardan bazıları da Brunei, Nijerya, Malawi gibi Afrika ülkeleri de mevcut ve kişi başına düşen milli gelir 200 doların altında. Bu videomuzda mayınları sorunsuz olarak bulmaları için yetiştirilen herkesin korkulu rüyası bir hayvan var. Bize destek vermek için videoya like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Dünyanın en büyük sıçan cinsiyle tanışın. Afrika çırlak cinsi. Afrika'ya özgü bir sıçandır kendisi. Boyu 45 cm ila 1 metre arasında, kilosu ise 3 kilogramı bulabiliyor. Köpeklerden daha iyi koku aldıkları keşfedilmiştir ve Afrika'da daha düne kadar önemli bir et kaynağıydı. Sıçanların mayınları bulabildiği keşfedilince Afrika ülkelerinde bu sıçanlara özel bir gözle bakılmaya başlandı. Bart Wiggins isimli İngiliz bir mühendis, çocukluğundan beri sıçanlara karşı ilgi duyuyordu. Zamanla kendini sıçanların özelliklerini araştırmaya ve onların müthiş koku alma özelliklerine doğru yönelmiş. Birçok yerde ölümle burun buruna kalabilecek patlayıcı maddeleri bulma görevinde yer almış Bart. Daha sonra mesleğini bırakarak Afrika ülkesine, Afrika çırlak sıçanının en çok olduğu bölgeye taşınmaya karar vermiş. Bu özel sıçanların köpeklerden ve insanlardan daha iyi koku alabildiğini keşfeden profesör ve bilim insanıdır Bart. Birçok Afrikalı iş adamı ve başkanlar tarafından destek alarak araştırmalarını genişletmiş durumda. Kurduğu ofiste şu anda 200 kişi çalışıyor. Ekip çalışmasıyla sıçanların bir özelliği daha ortaya çıkartıldı. Sıçanlar maksimum 3 kilogram olabiliyordu ve mayınların patlaması için gerekli kuvvet ise 5 ila 10 kilogram arasındaydı. Böylelikle sıçanların tetik mekanizmasını çalıştıramadığı ortaya çıktı. Ve tekrardan bize hayretler içerisinde bırakacak bir özelliği daha keşfedildi. Bu sıçanlar köpeklerin veya bomba dedantörlerinin bulamadığı plastik patlayıcı bombaların kokularını alabildikleri de keşfedildi. Afrika köylülerinden özel olarak görevlendirilen her bir insana bir sıçan verildi ve nasıl eğitebilecekleri hakkında kurslar verildi. Ve 3 ay gibi kısa bir sürede sıçanlara eğitebildiler. Boynuna tasma takılarak görevlendirilen sıçanlar mayını bulduktan sonra ödül olarak meyve veriliyordu. Meyve ve diğer yiyecekler sayesinde evcilleştirilen sıçanlar bizim burada baktığımız kedi, köpek gibi oldular. Onların farkı ise sadece sıçan bakıyorlardı. Bart ise eğitimli sıçanların ticaretini yapacağını ve Afrika ülkelerinin maddi gelir kaynağını çoğaltacağını söylüyor.